Gençler devam ediyorum ben. Gelenler olursa alırım. Şimdi buradaki durumu serializer çevirince cookie'de işe yaradı. Atmadan önce Sesin kısık geliyor şey Recep abi. Bana geliyor ama belki onlara gitmedi. ne oldu şu an? Ben geldim ama sesler Daha yeni kapandı. başladık. Şu an başladık. Recep şu an Acaba onların başladık. internetinde mi sorun oldu ki? Sana geliyor ama sesin. Bana geliyor sesin. Ses Yok gelmiyor işte. mu şu anda benim ya size? Şu an geliyor Şu sadece. an Ha geliyor. tamam. Tamam, yeni Yeni başladık zaten. başladık. Şu an daha yeni başladım. Yani kaydı yeni başlattım zaten. Şimdi burada unserialize var ve serialize'ı çevirdik. Serialize ile beraber cookie atabiliyormuşuz. Atacağımız veriyi. Burada unserialize yaptım. İçeriği array olarak attığım için array'i geri aldım. Sonra yine merge ederek devam ettirdik. Sonrasında serialize yapıp tekrardan veriyi serialize ederek atacağız çünkü. Serialize olmuş olan veriyi de unserialize ile okuyacağız. İçeriden. Okurken. Şimdi okuma işlemlerimizi yaptık. Güzel. Sadece buralarda belli başlı sorunlar var. Nasıl ki biz session'ın içinde daha önce böyle bir user var mı diye kontrolünü yapıyorsak aynen bunun cookie içinde de böyle bir user var mı yok mu? Daha önce eklenmiş mi eklenmemiş mi? Bir kontrolünün yapılması lazım. Maalesef yani bunu cookie yani buna girince bu da lazım oluyor. Onun için de şuraya check'in altına yani burada bir sorun yani baktı. Session'da bir sorun yok. Ardından gelecek. Cookie'ye bakacak. O yüzden cookie'nin önce verilerini almak için cookie data diyelim. Sonra buraya bir yine if ile is set deyip cookie'nin içinde users diye bir yer var mı? Önce buna bakalım. Şayet varsa unserialize deyip cookie'nin users'ını alalım. Şimdi burada ne yapmıştık? Array filter'la bir kontrol etmiştik. İşte içinde var mı yok mu diye bir. Şu kontrolün aynısını bir alıyorum oraya. Buradaki tek farkım session'ın users'ı değil, cookie'nin datasının içinde. Döneceğim. İşlem yaparken. Sonra bakın şu bölüm ikisinde de ortakmış. O yüzden altını çiziyor. Ama diyelim ki var. Varsa da yine şurada ne yapsın? Şu aynı işlemi yaparak geri göndermesini sağlasın. Bizim için. Bir deneyelim görelim yani. Şu anda çok emin değiliz. Ne oldu ne bitti ile ilgili. Şu anda da içeride ne olduğunu görmek için gidiyorum. Benim ana view'umun içinde. Bir şöyle session'ı hemen üste basacağım. En üstte. En baştan başlamak için bunu yapıyorum. Ve cookie'yi de basacağım daha sonra. Session'ı basalım. Session'ın boş. Gördüğünüz gibi. Hatta session'ın users'ı diyeceğim ama hata alacağız. Undefined diyecek. Çünkü yok hani öyle bir şey. Daha sonra cookie'nin bir user'sını basarak bir görelim istiyorum. Cookie'nin de user'sı gördüğünüz gibi var içeride. Yani var. Sadece unserialize değil. Şöyle unserialize ederek bir de görelim. Gördüğünüz gibi cookie'nin içi dolu. Şimdi ben de şu anda bunun dolu olmasını istemediğim için hani işlemleri sıfırdan başlayacağım ya. Geliyorum cookie'yi sildim. Bakın şu anda. Yenilediğim zaman o da diyor yok diyor. Undefined diyecek. Çünkü yok şu anda. Ya yani biz şu an ne yaptık? Boşalttık. Eminiz artık hiçbir tane veri içeride yok tamam. İlk defa kayıt yapıyorum yani şu an. Gidiyorum. Önce bir bunun kaydını yapıyorum. Kayıt olduktan sonra session'ın boşalacaktı. Değil mi? Bunu biliyoruz hepimiz artık. Şimdi buradayken ileri dedim. Kaydım tamamlandı. Login'e attı. Tamam güzel login attı ama login sayfasında gidelim bir basalım yine. Yani şöyle PHP taglerinin arasında yazacağım onu da. Login sayfam nerede? Root projenin, resource'unun, view'unun, out'unun, login php'si. Şunların ikisine de bu arada artık gerek yok. Login php'nin içinde en üste geliyorum. PHP taglerimi açtım. Ve dd dedim. Bir session'ın içini tekrar görelim. Session boş mu? Destroy yaptık ya. Boş mu değil mi onu görelim. Bakın session'ın boş. Güzel.
Peki unserialize ederek cookie'nin içindeki users var mı? Bir de onu görelim. Var mı? Var. Bunu da görebiliyorum. Sadece cookie'nin şunun sıfırıncısını alsak mesela şunun sıfırıncısını alabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. Alabiliyoruz. Bu aldığımı da bir objeye çevirebiliyor muyum? Ona bakacağım. Bakın aldığım veri burası ya. Veriyi komple objeye çevirebiliyor muyum? Objeye çeviremedik gibi bir şey oldu. Scalar dedi. Bir bakalım burayla ilgili. Şimdi bunu neden bakmak istedik? Şimdi biz register ediyoruz. Serialize edip users'ı atıyoruz. User'ın içine, cookie'nin içine. Sonra unserialize edip okumaya çalışıyoruz. Sonra bunları merge ediyoruz falan filan. Şimdi bunları yaparken hiç burayı bozmadan, hani hiç ellemeden, herhangi bir işlem yapmadan geliyorum. Bir kez daha kayıt oluşturuyorum. Tamam, farkı anlamaya çalışacağım burada. Acaba yanına eklenecek mi, eklenmeyecek mi? Bunu sorguluyorum şu anda. Şimdi sıfırıncıyı aldığım için böyle görüyoruz. Gidiyorum sıfırıncıyı değil de hepsini bassın. Tamam, sadece bastırıyorum yani hepsini. Baktım. Doğru yapıyormuş yani. Birleştirme de yapıyormuş. Bir sorunumuz da yok. Şimdi diyelim. Ben şimdi bir daha bu kayıtlardan birisiyle işlem yapayım ama bakın session'ım boş artık. Bir kez daha gösteriyorum. Session'ın boşluğundan burada emindik. Bakın boş. Tamam. Session'dan hata gelmeyecek. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Benim nerede bizim users'ımız? Şurası. Şurada bir tane biz cookie ile ilgili bölümü kontrol ettik ya. Burası doğru çalışıyor mu? Onu anlamaya çalışacağız. Tamam. Amacımız o yani. Geldim. Bir de aynı mail adresimi yolladım. Yani o mail adresim içeride var. Evet, süper. Cookie ile ilgili kontrolümüz de tamam. Yani şuradaki kontrolümüz cookie'nin kontrolünden cevap olarak bize geldi. Session'dan değil. Biz burayı sağlamış olduk. Şimdi burada bir